kendi yarış eliminizi tanıyın. Şimdi notlarınızda 248. sayfaya geçtik. Her zaman madde 28. bölümün sonunda ve elçilerin işleri 1. bölüm 8. ayette İsa'nın bizlere verdiği buyrukla cesaretlenmeliyiz. Yeruşalim'de, Yahuda'da, Samiriye'de ve tüm dünyada benim tanıklarım olacaksınız. Öncelikli olarak bizler kilise olarak kendimize adresimizin neresi olduğunu sormalıyız. Mesela bir kilise kendi Yeruşalim'ini kilometrelerce uzakta olduğunu söyleyemez. Normal sınırları, seyahat alışkanlıklarını, okul bölgelerini ve benzeri şeyleri düşünün. Kilisenizin bölgesini belirlerken posta kodlarıyla belirleyebilirsiniz. Veyahut kuzeydeki bir nehri seçerek aşağıya doğru sınırsız bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yeni bir pastör gittiği yeni kilisenin konumunu, programlarını, kendi içerisinde barındığı insanları, etrafındaki insanları, yaşadığı bölgenin coğrafyasını, demografik yapısını veya bulundukları bölgede kaç kişinin yaşadığını bilerek gitmek zorundadır. Eğer ki bu tür şeyleri bilmeden gidiyorsa o zaman yapacağı hizmetten çok da bir şey bekleyemeyiz. Bu durumda kilise kendisinin yaptığı hizmetlere tam bir karşılık veremeyebilir. Şu anda sizin yarışeliminizde kaç kişi var? Ve bu kişiler kimler? Evliler mi, bekarlar mı? Veya bekar ebeveynler mi? Dilleri neler, ırkları neler, milliyetleri neler? Kiliseniz içinizde bulunduğu yarışelimi tanımlıyor mu? Kilisenizdeki insanlar bulunduğunuz Yeruşalim'deki insanlara ilgi gösteriyorlar mı? Burada sorduğumuz bu sorulara cevap vermek zor bir şey değil ama önemli. Şimdi sizlere kilisenin yaptığı birkaç şeyi göstermek istiyorum. Öncelikle yeniden İlçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayete bakalım. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Her bir kilise kendi Yeruşalim'ini tanımlamak zorundadır. Mesela bu kiliseye bakın. Kuzeyde Zekeriya otobanı var. Güneyde 7. otoban var. Sağda Michael Caddesi, solda Beverly Sokağı var. Bu kilisenin bulunduğu yer bir metropol, böyle düşünün. Şehir çok büyük olduğundan dolayı Yahuda'yı ve Samiriye'yi de görüyorlar. Bu kilisenin Yeruşalim'inde 100 bin kişi var. Ve yapılan araştırmaya göre bu insanların %29'u kiliseye gidiyor. İnsanların %41'i ise kesinlikle hiçbir kiliseye gitmiyor. Daha önceki derslerde söylediğim gibi kültür ve dil de çok önemli. Buradaki herkes bir kültüre ve bir dile sahip. Bu kilise bekar ebeveynlere, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, ve lise öğrencisi olup da hiçbir gruba katılamayan öğrenciler için bir hizmet başlattılar. Bunun yanında kilisede iş adamları da vardı. Bunlar için de belli başlı hizmetler başlatıldı. Artık kiliseye ne tür insanların geleceğini ve bu insanların nasıl rahat edeceğini biliyorlardı. Şimdi ikinci haritaya bakalım. Yine Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet. Düşünün. Bu kilisede yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta başka bir kilise. Bu kilisede birçok araştırma yaptı. Kendilerinin içlerinde bulunduğu alanı yaklaşık 70 kilometre olarak tanımladılar. Yaklaşık 170 bin kişi vardı. Orada bulunan insanların %52'si Kafkasyalı, yaklaşık %35'i İspanyolca konuşan kesim, %6'sı da Afrikalı veya Afrikan Amerikalı. Yani bu kilisede Afrika'da doğup da sonrasında Amerika'ya gelip bu kiliseye katılmış olanlar da var. Amerika'da doğup da o şekilde gelmiş olanlar da. %4 Amerikalı, %3 ise Asyalı. Şimdi bu yüzdelikleri sayıya vuralım. %52 Kafkasyalı demek 88 bin kişi demek. %35'lik bir kesim ise 60 bin yapıyor. %6 Afrikalı veya Amerikan Afrikalılar 10 bin kişi.
%4 Amerikalı 7 bin kişi, %3 Asyalı ise yaklaşık 5 bin kişi yapıyor. Bu kiliseye yeni bir pastör atandığında burada yazılan bilgilerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani kilise o zamana kadar bunlar üzerinde hiçbir araştırma yapmamıştı. Yeni pastör kendi Yeruşalimlerinin bu olması gerektiğine karar verdi. Ama büyük bir sıkıntı var ki İspanyolca konuşanlar diğer kiliselere asla gitmezler. Bundan dolayı buna bir çözüm bulmak zorundaydılar. İspanyolca konuşanlar İngilizce ibadete geldiler ve kilise kurmanın nasıl olacağını öğrendiler. Ondan sonra da diğer İspanyol kiliseleriyle çalıştılar. O bölgede bulunan 170 bin kişiden yaklaşık 40 bini gerçekten İsa Mesih'e inanmış ve yeniden doğmuş kişilerken geriye kalanlar hiçbir şekilde kiliseye gitmeyen insanlardı. Bu kilise sonrasında diğer kiliselerle çalışıp da nasıl kendi Yeruşalimlerini daha imanlı hale getirebileceğini çok düşündü. Bakın bu önemli, altını çizelim. Yeni bir pastör gelip de bu araştırmayı yapana kadar kilisenin bu sayılardan haberi yoktu. Yani kilise kendi Yeruşalim'ini tanımıyordu. Daha önceki derslerimde iyi bir pastör ve iyi bir lider kararlar alır demiştim. Bu yeni gelen pastör zor da olsa böyle bir araştırma yapma kararı aldı. Çünkü bu araştırma yapılana kadar kilisedekiler hep geçmişteki başarılarla övünüyorlardı. Geçmişte yapılmış hizmetler, geçmişte kiliseye katılan insanlar sürekli bunlardan bahsediyorlardı. Ama kilise kötüye gitmekteydi. Unutmayın ki bu kilisenin de bulunduğu yer bir metropol. Sonrasında kilise fark etti ki bu şehirde çok fazla fahişe, çok fazla uyuşturucu bağımlısı ve alkol bağımlısı bulunuyordu. Bu tür insanlara hizmet eden küçük bir kilise vardı. Bu büyük olan kilise sonrasında fark etti ki bu insanlar bizim kilisemize gelirse rahat edemeyecekler. Bundan dolayı o küçük kiliseyi destekleme kararı aldılar. Gerek finansal anlamda gerekse diğer konularda sürekli olarak desteklediler. Çünkü uyuşturucu bağımlıları, alkol bağımlıları veya fahişeler kendi kiliselerine gelemezdi. Geldiklerinde kalabalıktan dolayı rahatsız hissedeceklerdi. İsa Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayette Yeruşalim'de tanıklarım olacaksınız dedi. Bundan dolayı kendi Yeruşalim'imizi iyi tanımak zorundayız. Phoenix Seminer Okulu'nun başkanı olduğumda Arizona'da bulunan bir pastör ve iki oğlu bana bir mektup yazdı. Bu pastörün iki oğlu 5 milyon nüfusa sahip bir şehirde yaşıyormuş. Ve bu şehirde bir üniversite bulunuyor. Bu iki çocuğun yaşadığı yer Meksika'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaydı. Onların bana gönderdiği mektuptan birkaç paragraf okumak istiyorum. Umarım ki bunlar size yardımcı olur. Bu şehir bildiğiniz tipik şehirlerden değil. Buradaki birçok kişi kendi geçmişlerinden kaçmak için geldi. İnsanların bir kayboluştan kaçma tutkusu var gibi. Buradaki kişiler bir yere ait olma fırsatı aramıyor gibiler. Çevremizde birçok acı çeken insan olduğunu fark ettik. Ve sonrasında pastörel ekibin yardımı olmaksızın diğer hizmetlerini yürütebilmeleri için profesyonel olarak donanımlı bir danışmanlık merkezi açma zorunluluğu hissettik. Yani bu kilise oradaki insanların hayatına dokunmak için danışmanlık merkezi açıyor. Sonraki paragrafa bakın. Tucson dediğimiz bu şehir, San Francisco'dan sonra şeytani işlerin, ritüellerin yapıldığı ikinci şehir. Birkaç cümleyi atlıyorum. 6 veya 8 ay önce eşim ve ben güzel küçük evimize döndük. Arka bahçemizde yaklaşık 12 inç boyutunda bir tahta parçası bulduk. Bu tahtanın yanında da kesilmiş bir kedi başı vardı. Bu kedinin üzerinde çakalların veya başka bir şeyin onu parçaladığına dair hiçbir işaret yoktu. Yani anlayacağınız danışma merkezimizde şeytani ritüeller yapılmıştı. Güney Tucson'da İspanyolca konuşan çok büyük bir kitle bulunuyor. Bu kişiler genellikle yasa dışı yollarla gelen göçmenler. Bundan dolayı orası yalnızca kapalı bir toplum değil, aynı zamanda önemli bir uyuşturucu ticaret merkezi oldu. En son paragrafta da şöyle diyor. Ayrıca etkili bir eşcinsel topluluğu ve yeni çağ gündemiyle hareket eden genç entelektüel kesimler bulunuyor. Diyelim ki sizin Yeruşalim'iniz böyle. Ne yapardınız?
Bol bol düşünmeli ve bol bol dua etmelisiniz. Son bir paragraf daha okuyalım. Müjdeleyici kilise topluluğu hakkında. Buradaki kiliseler arasında uzun bir süredir işbirliği bulunmuyor. İsa yürüyüşü gününde büyük heyecan olmasına rağmen, Linton Fort'un şehir genelindeki müjdeleme çabaları gibi çabalar başarısız kalıyor. Burada tuhaf bir müjdeleme zihniyeti var. Buradaki birlik dediğimiz işaretler yalnızca sıkı tanımlı mezhep kervanlarında bulunuyor. Yani anlayacağınız insanlar aynı mezheptekilerle görüşüyor. Bu pastör Tucson dediğimiz bu şehri gerçekten çok iyi anlamış gibi. Aynı zamanda burada nasıl hizmet etmesi gerektiğini de biliyor. Sizin de kendi yeruşeliminizi araştırmanızı ve anlamanızı istiyorum. Eğitim hizmetimizden daha önce yararlandınız mı? TVS videolarını faydalı buldunuz mu? Lütfen dualarınız ve hediyelerinizle bizi desteklemeyi düşünün. Daha fazla bilgi için tvseminleri.com'u ziyaret edin.